Yeni bir video ile merhaba diyorum hepinize. Bugün size bütün kadınların tatlı baş belası eyeliner sürmekten bahsedeceğim. Neden tatlı bir baş belası? Çünkü zor sürüyoruz aslında ama çok kolay sürüş teknikleri var. Onlardan bahsedeceğim biraz. Özellikle şöyle genel bir anlatayım. Eyeliner neden yanlış oluyor, neden bakışları değiştiriyor? Öncelikle çok keskin yüz hatlarımızdan neredeyse 10-15 kat daha sert bir renk kullanıyoruz, siyah. Yüz hatlarımızda bu kadar siyah bir renk yok. Bu siyah rengin bu kadar baskınlığı ön plana çıkartmamak için ben önce bu videoda size su bazlı eyelinerler kullanarak eyeliner çekmeyi göstereceğim. İnce ve kalın eyelinerler çekeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gözün daha düşük gözükmemesi için, göz yapısını daha düşük göstermememiz için kirpiğin diplerine kadar devam etmememiz gerekiyor. Çünkü bazı göz yapısı çok daha düşük, aşağıya doğru biter. Kirpik dipleri daha aşağıdandır. Eğer o gözü biz biraz daha yukarıya doğru çekik, badem gözlü yapmak istiyorsak, o zaman kirpik diplerimizden, onu da şöyle tarif edebilirim. 1-2 kirpik dışarıda bırakarak oradan yukarıya doğru çekmemiz gerekiyor. Eğer kirpiklerin bitiş yönüne doğru sonuna kadar takip edersek, siyah bir kalemle ya da siyah boyalı bir fırçayla gözü iyice aşağıya düşürürüz. Gözler daha aşağıya doğru bakar, daha hüzünlü bakmış olursunuz. Onun için diyor bayanlar sürekli, ben yukarıya doğru çekiyorum ama neden gözüm yukarıya kalkık durmuyor diye. Eğer gözün bütün hattını komple simsiye aşağıya kadar indirirseniz, istediğiniz kadar sonraki hattı yukarıya doğru çekmeye çalışın. Hiçbir şekilde gözünüz yukarıya kalkık durmaz. Dediğim gibi biraz daha önlerden başlayarak yukarıya doğru çekmemiz gerekiyor. Onlardan bahsedeceğim. Çizime başlamadan önce, eyeliner çekmeyi göstermeden önce en önemli ikinci noktam da gözümüze şu şekilleri verdirerek çekmiyoruz eyeliner'ı. Çünkü bu gözün formunu bozan bir şey. Gözün formunu bozduğumuz zaman yine dediğim gibi bu şekle göre, bu çektiğimiz şekle göre eyeliner'ı çekiyoruz ve bıraktığımızda bambaşka bir şekilde karşılaşıyoruz. Onunla karşılaşmamak için gözün şeklini çok bozmadan çekmeye dikkat edeceğiz eyelinerimizi. İlk ince eyelinerle başlayalım bakalım. Göz üzerimiz temiz. Hiçbir şey yok. İlk kullanacağımız malzeme Benlay'ın taş eyeliner'ı. Bu su bazlı bir eyeliner. Bunu sürmek için de ince bir fırça. Bu incelikte. Bir fırça ve su yardımıyla bu eyeliner'ı kullanabileceğiz. Biraz su alıyorum. Eyeliner'ımı iyice yumuşatıyorum suyla. Biraz sert olduğu için ve fırçamızı bozmamak için sürekli dairesel hareketlerle alalım ve çıkartırken de fırçanın ucunu bozmamak için ve göz üzerinde daha iyi şekil verebilmek için fırçayı çevirerek çıkartalım ki fırçanın uç kısmı sivri çıksın. Yani fırçanın o fazlalıkları açılmamış olsun ki göz üzerine daha rahat eyeliner uygulayabilelim. Bunu sürekli test etmek gerekiyor. Koyulaştığında bu renk bizim sürme rengimize gelmiş olacak. Bu biraz daha açık. Su bazlı eyeliner'ı daha çok kullanıyorum ben çünkü daha doğal duruyor. Bütün far uygulamalarında da çok doğal bir görüntü veriyor. Demin de bahsettiğim gibi göze çekerek, şekil vererek sürmüyorum. Bir gözümü açık bırakmak durumundayım. Bu biraz zor ama böyle çalışmamız daha mantıklı. Ve küçük serçe parmağınızdan destek alabilirsiniz. Eyeliner fırçasını daha rahat kullanabilirsiniz o zaman. Gözümü kısıyorum. Aşağıya doğru bakıyorum. Ve şuradan 1-2 kirpik dışarıda bırakacak şekilde gözüm daha yukarıya doğru dursun diye şuraya bir çizgi çiziyorum. Yukarıya doğru hafifçe çekiyorum. Sonrasında göz pınarına doğru çekerek ince bir şekilde kirpiklerimin dibini koyulaştırıyorum.
Göz pınarına doğru olan bölgeyi gözümüz açıkken çok daha rahat boyamış oluyoruz. Bakın. Şurada bir iki kirpik boş bıraktım. İki gözümün arasındaki farka bakalım. Bu gözüm biraz daha yukarıya doğru kalkıp duruyor. Bu birinci eyelinerımız. Çok ince, her makyajın üstünde kullanabileceğimiz bir şey. Şimdi ikinci eyelinerımız da. İki. Bu eyelinerımız biraz daha kalın olacak. Önce kirpik diplerinden hattı belirliyorum. Yavaş yavaş kalınlaştırıyorum çünkü kalın biraz tehlikeli, direkt kalın çizmek. Yanlış olduğunda geri dönüş yok. Sadece tutuyorum, çekmiyorum. Dediğim gibi çekerek sürdüğümüzde başka bir şey görürüz. Bıraktığımızda başka bir şey. Onun için şu hatayı yapmıyoruz. Bu da kalın eyelinerımız. Şimdi üçüncü eyelinerımız. Üçüncü eyelinerımıza bir çizgi daha çekeceğiz buradan. Çift eyeliner olacak. Eskiden çok modaydı bu. Şimdi de kullanmak isteyenler olabilir. Önceki çizdiğim eyelinerdan yardım alacağım. Alttan tam şuradan, kirpiklerin bittiği noktada küçük bir çizgi daha çıkartıp yukarıdakinin hizasında gideceğim. Alta doğru değinebiliriz. Alt kirpiklerimize. Bu biraz daha şov makyaj. Daha böyle gece kullanılabilecek bir şey. Onun için alta doğru da girebiliriz birazcık. Bu daha partilerde gece kullanacağımız bir şey olabilir. Şimdiki eyelinerımızda kirpik diplerine kadar devam edeceğim. Gözün şekline göre çizeceğim. Biraz daha dramatik bakışlar, biraz daha buğulu gözler yaratır bu. Göz şeklini takip ediyorum. Göz şekli göz bitişine kadar çiziyorum. Hiçbir kuyruk yok. Yukarıya doğru bir gidiş yok. Bu eyelinerımız da göz yapısını dediğim gibi biraz daha aşağıya indirdi. Daha dramatik, boğulu bir bakış yakalayabiliriz. İki gözle farkı. Bugünlük de videomuz bu kadar.